Bu e, ses SESTEK'ten Yunus Emre Bey ve Mert Bey'in sunumuyla devam ediyor olacağız. Kendilerini sahneye alayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Herkese merhabalar, ben Mert Çıkan. Ee, yaklaşık bir, bir buçuk yıla aşkın bir süredir SESTEK'te ürün ekibinde görev alıyorum. Ee, bugünkü sunumumuzda da Arge ekibimizden Yunus Emre ile birlikte ses tek olarak ses teknolojilerini nasıl kullanıyoruz, ürünlerimiz ve projelerimiz nelerdir? Sizlere bunları aktarıyor olacağız. Ee, i̇lk olarak sizlere kim olduğumuz ve neler yaptığımız hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Ee, ses tek 20 yılı aşkın bir süredir sektörde faaliyet gösteren ve müşteri hizmetlerine yönelik diyalogsal yapay zeka çözümleri geliştiren global bir ARGE şirketidir. Burada global bir ARGE şirketi olduğumuz gerçeğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü seslik nüfusunun %70'inden fazlası ARGE çalışanlarından oluşuyor. Ve bütün teknolojilerini tamamıyla kendi bünyesinde geliştiriyor herhangi bir üçüncü tarafa bağlı olmaksızın. Tabi bu durumun bize sağladığı bazı stratejik avantajlar var. Örneğin piyasanın değişen ihtiyaçlarına, hızlı bir şekilde adapte olabiliyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına esnek ve inovatif çözümleri çok hızlı bir şekilde sunabiliyoruz. Şu anda da hali hazırda 20 farklı ülkeden 500'den fazla kurumsal müşterimize müşteri hizmetleri operasyonlarının dijitalleşmesi noktasında yardımcı oluyoruz. Şu an aktif olarak Kuzey Amerika, Türkiye, MENA, İngiltere ve Avrupa pazar pazarlarındayız. Ayrıca bizim çalışmalarımız ve çözümlerimiz Gartner, DMG, Opus gibi önde gelen danışmanlık firmalarının raporlarında da yer alıyor. Ee, şimdi sizleri Novu platformunun içinde faaliyet gösterdiği teknolojik ekosistem hakkında kısaca bilgilendirmek istiyorum. E biz Sestek olarak 2022 yılında DevOps tabanlı bir dönüşüm gerçekleştirdik ve ürün portföyümüzü novu çatısı altında bir araya getirdik. Böylece yeni nesil otomasyon platformumuzu da tanıtmış olduk. Bu platform ile müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun olarak çeşitli dağıtım seçenekleri sunabilir hale geldik. Ürünlerimiz gerek private public cloud üzerinden veya ee, şirket içi datalarına tamamen hakim olmak isteyen müşteriler için şirket içi ortamlarda kullanılabilecek ve dağıtılabilecek şekilde tasarlandı. Bu açıdan çok esnek bir yapımız var. Ee, biraz önce de bahsettiğim gibi Sestek olarak ARGE odaklı bir şirketiz. Ve Speech Recognition, Text-to-Speech, Natural Language Processing, AI servislerimiz, Voice Biometrics gibi core teknolojilerimizi tamamıyla kendi bünyemizde üretiyoruz. Ve portföyümüzdeki diyalogsal yapay zeka ve analitik çözümlerimiz de aslında bu core teknolojilerinin etrafında şekilleniyor. Örneğin Novo Analytics ve EQM çözümlerimiz müşteri hizmetleri süreçlerini optimize etmeye ve müşteri ile çalışanların aynı anda deneyimlerini iyileştirmeye yardımcı oluyor. Ancak bu hedeflere ulaşabilmek için tabii çağrı merkezlerindeki müşteri etkileşimlerinin Etkileşim verilerinin eksiksiz bir şekilde toplanması ve detaylı bir analize tabi tutulması gerekiyor. Bu analizler temelde konuşma verilerinin yazılandırılıp bu tekst üzerinden analizi ve buna ek olarak da sesteki akustik parametrelerin incelenmesine dayanıyor. Dolayısıyla buradaki core teknolojilerimizin başarısı, speech recognition ve AI servislerinden bahsediyorum, ürünlerimizin genel performansı açısından da büyük bir önem taşıyor. Bir diğer ürünümüz olan Real-Time Guidance örnek vermek gerekirse müşteri etkileşimlerini anlık olarak analiz ediyor. Bir çağrı merkezini aradığınızda müşteri olarak bir müşteri temsilcisiyle konuştuğunuzda konuşma verileriniz anlık olarak yazılandırılıyor. Bu yazılandırma ya da akustik parametreler üzerinden analizler yapılıyor ve daha önceden tanımlanmış senaryolara göre gerektiği durumlarda müşteri temsilcilerini ya da supervisorlarını uyarabiliyor, alarmlar gönderebiliyor ya da müşterinin istediği konuyla ilgili bilgiler sağlayabiliyoruz. ki Bu ürünle birlikte hem müşteri temsilcilerinin hayatını kolaylaştırıyoruz hem de müşterilerin deneyimlerini iyileştirerek daha ilk çağrıda problemlerini çözmelerini sağlıyoruz. Buna ek olarak No Virtual Agent ürünümüzde müşteri etkileşimlerini otomatikleştirmek için akıllı self-service çözümleri sunuyor. Bu çözümlerden bazıları aradığınız bankada sizi karşılayan bir IVR, bankada konuştuğunuz chatbot ya da herhangi bir internet sitesinizde sitesinde karşılaştığınız bir chatbot olabilir. Ya da WhatsApp üzerindeki müşteri servisleri olabilir. Ee, bu sayede müşteriler herhangi bir canlı müşteri temsilcisine ihtiyaç duymadan işlemlerini başarıyla tamamlayabiliyorlar. Bu da aslında şirketlerin operasyonel yüklerini ve maliyetlerini de e, hafifletmede yardımcı oluyor ve aynı zamanda müşterilerin herhangi bir kuyrukta beklemeden çok hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlamalarında destek oluyor. E, son olarak Novo Biometrics ürünümüz aslında müşterilerin ya da son zamanlarda özellikle evinden çalışan müşteri temsilcilerin e, konuşmaları sırasında dil ve metinden bağımsız bir şekilde kimliklerini doğrulama yarayan bir ürün. Bu şekilde daha güvenli bir sistem sağlayarak kişilerin hassas verilerini erişiminde ekstra bir güvenlik katmanı sunuyoruz. Tabi bu teknolojik altyapı Five Nine, Genesis, Avaya, Cisco, Zoom gibi geniş bir entegrasyon ağıyla birleşerek müşterilerimize farklı kanallar üzerinden ürünlerimizi kullanmaları esnekliğini sağlıyor. Bizim müşteri portföyümüz genel olarak finans, sigorta, sağlık ve telekom alanlarında hizmet veren şirketlerden oluşmaktadır. Ve Sestek olarak bizim bu platformdaki temel amacımız müşterilerimizin otomasyondan güvenliğe, süreçlerin analiz edilip iyileştirilmesine kadar bütün ihtiyaçlarını tek bir platform üzerinden karşılayabiliyor olması ki bu platformun içindeki bütün ürünler de birbirleriyle entegre bir şekilde çalışabiliyor. Bu da aslında bizim Sestek olarak piyasadaki diğer rakiplerimizden de stratejik olarak ayrılmamızı sağlayan en temel faktörlerden bir tanesi. Bugün biraz önce core teknolojilerimizden bahsederken aslında sıkça speech recognition yani konuşma tanımaya değindik. Konuşma tanıma temelde gelişmiş derin yapay sinir ağları algoritmaları yardımıyla konuşulan kelimelerin metne dönüştürülmesini sağlayan bir teknoloji. Biz de sestek olarak %97'lik tanıma başarısıyla bu alanda pazar lideri konumundayız. Burada da görmüş olduğunuz gibi 28 farklı dili destekliyoruz. Bizi burada rakiplerimizden ayıran en temel özelliklerimizden biri de aslında birçok farklı aksanı tek bir dil modelinde destekleyebiliyoruz. Yani örnek vermek gerekirse İngilizce dil modelimiz aynı anda Amerikan, İngiliz ve Hint İngilizce aksanlarını desteklerken Arapça dil modeli, bon, e, modellerimiz ise e, Arap Yarımadası'nda konuşulan pek, pek çok farklı Arapça lehçeyi de kapsıyor. Bu sayede aslında müşterilerimiz bir dilin farklı aksanları için farklı modeller kullanmak yerine tek bir model kullanıyorlar. Hem onların süreçleri kolaylaşıyor hem de daha iyi bir müşteri deneyimi sunabiliyoruz. Bu tek dilli modellerin yanı sıra çok dilli modellerimiz de var. Burada görmüş olduğunuz gibi iki dilli Fransızca İngilizce, İspanyolca İngilizce gibi ya da dört dilli İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca ya da altı dilli modellerimiz. Bu da aslında günlük hayatında birden fazla dil konuşulan bölgelerde bulunan müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik geliştirmiş olduğumuz bir yöntem. Bu sayede aynı konuşma verisinde farklı diller bulunsa dahi yüksek başarım oranla bunları yazılandırabiliyoruz ve bu yazılandırılmış texte de diğer ürünlerimize gerek analiz gerek anlamlandırma yapabiliyoruz. Bizim Pazar lideri olduğumuzdan bahsettim 97'lik başarıyla. Peki bu 97'lik başarının arkasında yatan temel faktörler nelerdir? Aslında bizim için burada en önemli faktör eğitim verileri, eğitim verilerin miktarı, kalitesi ve çeşitliliği. Çeşitlilikten kastım bir dilin farklı lehçelerinin de o eğitim setinde e, temsil ediliyor olması aslında. Biz modellerimizi eğitirken gerçek çağrı merkezi verilerini kullanıyoruz ve Sürekli bu verileri arttırarak, üstüne koyarak, periyodik olarak güncelliyoruz ve modellerimizi tekrar eğitiyoruz. Bir diğer önemli faktör de datalardaki gürültü. Aslında biz çağrı merkezi verilerini kullandığımızda büyük bir çoğunluğunun arkasında bir gürültü oluyor. Fakat temiz setler de kullanıyoruz. Biz bu temiz setlerin arkasına arka plan gürültüsü ekleyerek hem daha kirli bir data elde ediyoruz, hem de veri setimizi de arttırmış oluyoruz. Böylelikle gelişmiş eğitim yöntemleriyle, gürültülü kayıtlarla ve farklı aksanları içeren veri setleriyle eğitim yaparak çok daha başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Ki bu başarımızı ortaya e, koyan geçtiğimiz dönemlerde bir benchmarking çalışması yaptık. Yine piyasada oldukça tanınan bazı SR providerlarıyla kendi dil modelimizin başarısını karşılaştırdık. Bu çalışmada IBM, Google, Amazon ve Microsoft gibi e, SR providerlarını test ettik. Bunun için İngilizce dilinde bir saatlik gerçek çağrı merkezi verilerini kullandık ve tüm bu modellerin word error rate'lerini hesapladık. Burada word error rate'ten kastım da tanıma sonucundaki yanlış tanımlanmış kelimelerin tüm sete oranı ki burada da 3.4'lük word error rate ile diğer modellerden daha başarılı bir performans sergilediğimizi de ortaya koyduk. Tabii başka veri setleri deneseydik bu oranlar değişebilirdi ama Genel olarak sesteyin eser başarısı her zaman için ilk üçte e, bulunacağından şüphemiz yok. Evet. Ben ilk bölümü tamamladım Yunus Emre. Sen voice cloning modellerle devam edebilirsin. E, merhaba tekrardan. E, ses e, aslında bazı kezler için e, ses klonlama e, modellerini kullanıyoruz ama bariz e, en çok kullandığımız e, case şu an. TTS'deki aslında özelleştirme çeyizi. Bunun için e, son dönemlerde özellikle ses e, klonlama modellerini kullanmaya başladık. E, burada aslında iki farklı tipte e, ses klonlama modelleri e, genel literatürde hakim. Birincisi daha concatenative conversion modelleri. Yani aslında ufak ses, e, küçük ses prim, e, birimlerinin Birbirine dönüştürüldüğü, daha işte inference time'da e, işlem, e, daha çok işleme olan, e, çok fazla eğitim e, safhası olmayan e, tipte modeller. E, diğeri de e, bir TTS modelinden yararlandığımız, işte zero-shot TTS olarak da, da geçen e, ses e, klonlama modelleri. E, bunların avantajları, dezavantajları var. E, ondan önce bir veri tipleri ve e, çeviri tiplerinden de bahsetmek istiyorum. E, ses. E, klonlamada eğitim yaparken aslında iki farklı veriden yararlanabilirsiniz. Birisi paralel, diğeri paralel olmayan biri. E, paralellikten kasımızda burada e, A kişisinden B kişisine çeviri yaparken aslında e, seslerdeki o linguistik dilin aynı olduğu yani aynı cümlenin aynı kelimenin konuştuğu e, şekilde bir e, çeviri yapıyorsanız buna bir e, paralel belirtiliyor yani referans setiniz ile e, source e, kaynak setinizin e, aynı cümlelere sahip olması gerekiyor. Burada tabi paralel veri kullanıyorsanız sizi çok e, büyük bir kısıtlama bekliyor e, olacak. E, ama bir yandan e, paralel veri kullandığınız zaman da e, kaliteniz artmış oluyor. Oradaki, e, orada bir trade-off var şu anki müzik literatürüdeki voice cloning e, modellerinde. Bir de çeviri tipleri var aslında. En kastımız en aslında. Eğitim aşamasında gör, görülmüş veya görülmemiş herhangi bir sesten e, yine eğitim aşamasında görülmüş veya görülmemiş herhangi bir sese çeviri anlamına geliyor. E, bu competitive e, conversion modellerinde genelde end to -n e, modelleme yapabiliyoruz, çeviri yapabiliyoruz. E, diğer iki üç ve 4. maddelerde genelde TTS modellerini kullandığımız e, çevirilerde oluyor. en to one, yani herhangi birinden sadece bir kişiye e, çevrim menütümeni eğitim aşamasında görülen seslerden yine eğitim aşamasında görülen sesleri e, ve diğer bir şekilde menü var. bunlarda e, bunlar da aslında en en kullandığımız zaman tabii tamir edersiniz çok büyük bir avantaj e, sağlıyor bize. E, ama bir yandan da e, bu iki model yani metot tipi arasındaki farkı e, farklardan bahsetmek e, istersek bu kompetitif kompozisyon modellerinde genelde inference zamanında çok fazla memori e, e, maliyeti oluyor, memori ve hesaplama gücü maliyeti çok yüksek bunlar inference time'da. Ama bir TTS modeli kullandığınız zaman çok daha hızlı aslında e, çeviriler, CPU üzerinde çeviriler e, gerçekleştirebiliyorsunuz. E, şu an literatürdeki e, aslında state of the art birçok e, birinci tipteki e, konverjü modelleri GPU gerektiriyor. E, bir yandan da şöyle bir e, avantajı var aslında e, birleştirici e, modellerin. E, çok az veri ile, çok az referans ile e, aslında çeviri yapabiliyorsunuz. Bu çok azdan kalsın. Bir daha 5 dakika e, diğer TTS kullandığınız modellerde de e, 20 ila 30 dakika arasında çeviri yapabiliyorsunuz ufak bir demomuz da var aslında. Ona geçebiliriz. Ee, şu an referans sesten kastımız aslında çeviri yapılacak ses. Emir sesi. Bu emir sesi ve oryo sesi bizim TTS'lerimize kullandığımız sesler. Emir sesini dinleyebiliriz. A major reconstruction and widening of US 40 National Road West. Sağ tarafta da aslında source speech ve target speech var. Yani oliver sesimizden, bir erkek sesimizden cts'inize kullandığımız emriye çeviri yapmak istiyoruz. Your application has been completed and your passport will be delivered to your office shortly. Your application has been completed and your passport will be delivered to your office shortly. Aşağıdaki dinleyebiliriz? Evet. Şu an buradaki sesleri dinleyemiyoruz. Tamam. tamam. Ee, bu ikisi arasında dediğim gibi e, dezavantaj, avantaj var. var. Kullanacağınız senaryoya göre aslında literatürdeki bir tipi seçmeniz gerekiyor. boş evet. boşluk tarafı bu şekilde. Teşekkürler Yunus Emre. Ee, aslında ses klonlama teknolojisi eğitimden eğlenceye kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor fakat aynı zamanda da kötü amaçlar için kullanılabilme potansiyeline de sahip. Ee, bununla ilgili geçtiğimiz dönemlerde e, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru VoiceBot AI'da bir çalışma yapmıştı. Amerika'da 2000 kullanıcının, e, tüketicinin katıldığı bir ankette voice cloning ve deepfake teknolojilerinin Kullanıcılar üzerindeki etkisi ve duygu durum analizi ile ilgili bir çalışma yaptı. Şu an zaman kısıtından dolayı o e, çalışma ile ilgili değerlendirmelere giremeyeceğiz. Fakat Sestek.com üzerinden e, blog sayfamızda bununla ilgili bir değerlendirme yazısı paylaştık. E, eğer ilgi duyarsanız oradan girip inceleyebilirsiniz ve ardından bize ulaşabilirsiniz. E, ben son olarak e, sunumu bitirmeden önce yine Sesteyin State of the Art ses teknolojisi kullanarak üretmiş olduğu Novo Biometrics ürününden de bahsetmek istiyorum. Novo Biometrics ürünümüz de hem müşterilerin hem de temsilcilerin seslerinin biyometrik özelliklerini kullanarak kimlik doğrulamasını yapmasını sağlıyoruz. Aslında Voice Biometrics kişilerin konuşma sırasında dil, aksan ve bağlamdan yani konuşmanın içeriğinden bağımsız olarak eş zamanlı olarak kişilerin kimliklerinin tespit edilmesini sağlıyor. Burada iki farklı kullanım durumundan bahsedebiliriz. Birincisi sesli imza doğrulam, sesli imza oluşturma. Burada bir müşteri sesli imza sistemi kullanan bir çağrı merkezini aradığında yaklaşık 15-20 saniyelik bir konuşma verisi toplanıyor ve bu kişinin sesli imzası oluşturularak yani kişinin sesinin dijital reprezentasyonu oluşturularak sisteme kaydediliyor. Aynı kişi daha sonra aynı çağrı merkezini aradığında sadece 3 ya da 5 saniyelik bir ses verisi toplanarak yine bir sesli imza üretiliyor ve sistemdeki sesli imza ile karşılaştırılarak bir benzerlik skoru üretiliyor. Eğer bu benzerlik skoru daha önceden ayarlanmış eşiğin üzerindeyse kişi doğrulanıyor ve ister dilerse işte finansal transactionlarını yapabiliyor ya da hassas verilerine erişebiliyor. Fakat eşiğin altında kalırsa da doğrulama başarısızlıkla sonuçlanıyor. Tabii biz direkt olarak doğrulama yapmıyoruz. Doğrulama öncesinde bazı ön e, kontrollerimiz var e, dolandırıcıları tespit etmek ve sisteme erişimleri yetkisiz erişimlerini engelleyebilmek için bunlar nelerdir birincisi speaker change yani konuşmacı değişimi bir biyometrik işlem sırasında konuşmacı değişirse bizim sistemimiz konuşmacının değiştiğini anlıyor işlemi iptal ederek çağrı e, merkezindeki temsilciye bir uyarı gönderiyor onun dışında synthetic voice yani e, Sentetik ses tespiti modelimiz var. Biraz önce Yunus Emre'nin de bahsettiği gibi e, kl klonlanmış sesleri ya da TTS ile üretilmiş sesleri ya da kayıttan dinletme gibi sesleri tespit edebiliyoruz ve e, müşteri temsilcisi o anda karşısındaki kişinin canlı olmadığını ve bir dolandırıcı olma potansiyeli olduğu ile ilgili uyarı uyarabiliyoruz. Bunun dışında e, gürültü tespiti modellerimiz var. Çok gürültülü seslerle işlem yapmıyoruz. Ve son olarak da Blacklist Identification özelliğimiz. Daha önce kimliğini bilmediğimiz, kim olduğunu bilmediğimiz fakat dolandırıcı olduğunu bildiğimiz ve elinde elimizde sesleri olan kişilerin e, sesli imzalarını oluşturarak bir havuza ekliyoruz. Ve gelen her yeni çağrıda müşterilerin oluşturulan ses kayıtlarını bu kişilerle kıyaslıyor, kıyaslayarak o kişiler olup olmadığını anlayabiliyoruz. Aslında bunların hepsi 5 saniye içinde ve arayan kişinin haberi olmadan yani farkında olmadan gerçekleşen işlemler, ee, daha önce kullanılan geleneksel yöntemlere nazaran ki bunlar işte güvenlik soruları e, isim soyisim doğum tarihi gibi bilgiler ya da tek seferlik şifreler gibi yöntemlere nazaran hem çok daha hızlı bir şekilde kimlik doğrulama sağlıyor hem de müşteri deneyimini e, arttırıyor. Bununla birlikte sistem güvenliğini de arttırıyor ve yaklaşık 20-30 saniye arasında çağrı süresini azaltıyor. Son bir var. Onu Hello, and thank you for calling ABC Bank. My name is Mia. How can I help you today? Hello, I'm calling regarding an expense on my credit card statement. I see this charge of $100 for a purchase that I didn't make. Can you help me with this? Of course, Mr. Jones. I verified your voice. Let me bring up your credit card information and check that transaction for you right away. Thanks. Gördüğünüz gibi Novo Biometrics çözümümüzde e, daha önce sisteme kayıtlı bir müşterinin 3 ya da 5 saniyelik ses kayıtlarıyla kimliğini tespit edebiliyor ve sisteme güvenli bir şekilde erişimini sağlayabiliyoruz bizi dinlediğiniz için, için teşekkür ederiz. bize ulaşmak isterseniz sestek.com üzerinden ya da LinkedIn adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Sorularınız olursa da cevaplamaktan memnuniyet duyarız. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Mert Bey, Yunus Emre Bey. Ağzınıza sağlık.